gidiyorsun? Resim sergisine gidiyorum. Gel bakalım. Hemen. Eteği çok yakıştırdım ben. Beyaz gömlek güzel olmuş ama siyah olsaydı gömleğin daha güzel olurdu diye düşündüm. Çantan çok güzel duruyor. Çorabın da güzel. Çorabın ayak da güzel. Ayakkabın... Evet, güzel durmuş. Ayakkabın parlak duruyor bir de. Onun da daha mat olmasını isterdim. Yani ayakkabıya yeni stiletto aldım Öykü Hanım, hiç fark etmediniz. Olmamış Ayşegül. Bir de 400 lira falan verdim. Neyse biraz daha yükselteceğim çıtayı. Okuyacağız platformlu şimdi. Platformlu diye aldım. Nerede dekolte? Biraz görünmüyor çorapta. Hiç gözükmüyor. Ay enerjim gerçekten mi? Gerçekten. Ama yani baktığımda hoş gözüküyorsun, güzel. Teşekkür ederim. Nurcan. Şimdi Ayşegül'cüğüm, dedin ya geçen hafta siz bu programa bir şey katmıyorsunuz diye. Kolluğu deme sakın, kolluk, deri, eldiven falan yani. Sakın öyle bir şey. Tabii ki de dünyada ilk Aycan yapmadı bunu. Hayır, ama bu kesinlikle. Podyumda... Ben bunu geçen pazartesi de taktım ve triko ay, eldiven tık vardı. Ağzıma, tık. Tıkıyorum çünkü sen hiçbir zaman doğru bir şey söylemiyorsun, bir şey yakalamaya çalışıyorsun. Hayır, geçen programda bir şey triko eldiven vardı. Ben çorabımı kesip eldiven yapmıştım. Boş bir şeyin üstüne taktım. Sakın bunu da böyle bir şey söyleme. Normalde ama bunda bu, eldivendi, bunları da ama bu kestim. Ama o görüntü sen başka bir görüntü. Sen katmadın tabii ki. Saçmalamayın, o buradaydı. Ya hava elde olarak de aynı. Burada bitiyordu. Ya havası aynı. Aynı, tamam, havası aynı hiçbir şekilde aynı değil, bir dakika. O şurada duran bir şeydi. Evet. Ve kol görünüyordu, biraz gömleğin kolu çekmişsin. Ve tek kola takıyordum. Bu bildiğin eldivendi, ben kestim ve ben bunu pazartesi günü de triko olarak uygulamıştım. O zaman ona da baksaydınız. Siz böyle saçma saçma şeylerin peşine düşüp hani bunu ben hayır getirdim asla diye. Ya hayır, ben sadece siz getirmediniz. Öyle bir şey yok yani. Ben sadece bunu söylemek istiyorum çünkü bazı yorumlarını sadece herhalde yorum yapmış olarak algılıyorum. Yorum yapmış olarak yapmadım. Ben. Bak bugün yok, kendin dikkat etmişsin çantayı ben... kullanırken. Ayrıca sen tek kola takmıştın. Ben, kolluk beni oluyordu. Beni niye konuşturmuyorsun? Konuşturmuyorum çünkü ben, saçma. Hayır, benim, biz, ver. Ben mi tek kola takmıştım? Yok, çift kola. Ben tek kola taktığını hatırlıyorum. Hayır, ben siyahları... Bir dakika. Ben siyahları iki çift kola takmıştım. Neden pazartesi triko eldiven kullandığımda söylemediniz mesela, o da bizim diye? Söyleseydiniz ben içeride çorabımı kestiğimi çünkü, herkes gördü. Bir saniye, mesela. O da ben bizim, görmedim. Bir saniye, o da Allah bizim Allah. Nedir ayrıca? Nasıl? O da bizim nedir? Yani biz yaptık. Hayır hayır, ben zaten cümleyi hayır ilk başlarken tabii ki de Aycan dünyada bunu ilk yapmadı. Ama hani bu podyuma bir şey katmıyorsunuz cevabı olarak. Hani belki de bunu bu katmış olabiliriz. Bu değil ama olabiliriz. Onun cevabı. Keşke şuraya kadar kullanmasam, şurada diyorum, kullansam, ay, gömlekle tamam kullansam onun cevabı olur da bu o değil. O deri eldiven, ya eteğin çok yakışmış, boyu da yakışmış ama o deri eldivenlerinle o eteğin boyu bence hani ikisinin havası farklı. Tamam, madem canın gerçekten sıkılıyor Ayşegül, niye arkada bazen bakışıyorsun, konuşuyorsun bizimle? Bir şey onu anlamıyorum ne yani. İnsan olarak gülüyorum. Hayır. Ama bana bak, insana nasıl geldiğiyle hayır, alakalı. Bak, ben hiçbir mesela, zaman dönüp demedim Aycan'ın mesela, o zaman kim besliyorum çok diye. Izleme. Ama kalkıp da bana böyle yok o eldiveni de Aycan getir deyip oturup orada bir şey beklersen hayır, benden ben cevabını sadece alırsın. Hiçbir zaman dönüp Aycan'la Nurcan'dan nefret ediyorum, sevmiyorum demedim. Öyle bir şey yok. Ama siz bana nasıl gelirseniz ben de size öyle gelirim. Kalkıp saçma bir şey söylüyorsun. Hayır, bu eldiveni sen getirmiş olamazsın. Yani. Ama bir dakika, sen bu tavrı sen koydun bize. Evet, bu tavrı onu sen başlattın söylemek bir istiyorum kere. Bu tavrı biz başlatmadık sana karşı. Ayrıca ama benim bana ona göre geliyorsunuz sana demek karşı ki özel bir tavrım yok. Sadece benim de dışarıda bir yok yani. Burada bana nasıl geldiğinizle alakalı durup dururken size evet, bir şey söylemiyorum. Ama farkındaysan sen başlattın evet bunu. Ben geçmişle ilgilenmiyorum. Bana insanlar nasıl gelirse ya da ben evet, gün ben olarak de geçmişle ilgilenmiyorum. Gayet net görünüyor. Sen onlarla bir sıkıntın sert var bir yani eleştiri yaptığın için unutmamışlar ve o gözle bakıyorlar. Sen buna artık alışmak zorundasın ve bunu sorgulama artık. Cevap böyle böyle gelecekler, yani ben, cevap da verecekler yani. Ben herkese yaptığım yorumu duymak sana istiyor, da yapıyorum. Cevap ben sana özel fırsat tutuyorum. Güzel bulduğumda şey, da güzel buldum tabii ki diyorum. Ben de aynı şekilde niye özel Ayşenur davranmıyorum. Sen, niye Ayşenur'u şey ama hani alaycı yorumlarını mesela Ayşenur üstünde yapsan ya da hayır, ben Ayşenur'u beğendiğimde beğendim kalır diyorum. Dün beğenmemiştim mesela kırılmış, çorabını. Beğenmedim diyorum. Falan. Hiçbir zaman tarz olamaz o yukarıdaki
çorabın kesintisi dedim. Mesela ben yani aklıma geleni söylüyorum. Beğenmiyorsun, bana özellikle beğenmiyorsun demiyorum. Bu senin fikrin. Beni beğen diyemem sana zaten. Ama mesela bir alaycı yorum varsa ortada, diyorsun ya kolu kırılmış gibi tutuyor. O zaman diyeceksin ki Çiğdem'in kolun kırılmış gibi tutuyorsun. Ben ama hiç duymadım sen sizden. Ama sen ben hiçbir zaman sana neyse, tamam, burada taşındığını gibi, görmedim. İstediğim gibi cevap vermeye devam edeceğim ama yani. Ama sen o şekilde bize yaklaşıyorsun. O yüzden o tamam, peki yani bu çerçevede yorum yaptığınızı anladık biz de. Tamamlayın yorumunuzu. Yok bu kadar, ben yorum yaptım da o dinlemiyordu. Çilem. Ayşegül, üzerindekiler bir kere ışıl ışıl duruyor. Ben bu olayı çok seviyorum sende. Nasıl yani, temiz mi? Işıl ışıl, yeni. Keşke eteğinin boyu biraz daha yüksek ve boyu da biraz daha kısa olsaydı ve çizme giyseydin. Çok çizme giydim diye. Ama hep tüylerle giydin çizmeyi. Hep yarasa kollu i̇şte bir şeylerle. İşte o da bak yine aynı havaya verecekti. Ama tüyün yok giysem. Bu sefer. Yarı spor olurdu. İşte gene böyle bir küçük kadın gibi hani. Bundan bahsediyorum aslında. Senin spor şeylerin daha çok hoşuma gidiyor benim. Daha böyle yaşına göre şeyler. Burada tam yaşına göre var ama gene o eteğin boyuyla, ayakkabı ve çorabınla gene böyle yaşını büyük göstermiş gibi geldi yani ama bana. Ben hani bu podyumda eğer yarışmaya devam ediyorsam bir şeyleri deneyeceğim tabii ki. Hep kendi yaşıma göre giyinip, nereye kadar? Yok, ben de bazen yaşımdan küçük şeyler giyiyorum. Yani evet Çiğdem, yani. Hani ya da daha büyük şeyler gösteren şeyler giyebiliyoruz. Ama hani eleştiriyorsam şimdi söylemek istedim yani, ama o yüzden. Ben dışarıda mesela normal bir yere gitsem de hani bunu kaldırabilecek bir yere şu an nereye gitti? Mesela resim sergisinde yine bunu giyebilirim. Ben tamam. Hani yaşıma yaş kattığımı düşünmüyorum. Hazır mısın Ayşegül? Geçebiliriz. Ayşegül Doğan, ayakkabı 400 lira, çanta 500 lira, eldiven 50 lira, etek 80 lira, gömlek 60 lira, ceket 200 lira. Sen de. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Evet, içindeki o İskoç deseni etek boyu yanlış bir yerde. Bir tek beni o rahatsız etti. Sanki bir kare daha yukarıda olması gerekiyordu. Bir çekeyim. Bir kıvır bakayım onu. Evet. Yani bu daha doğru boyu bu. Ne var boynunda? Çantayı astım buraya. Ha, anladım. Eldiven kavgası nedir? Onu pek anlayamadım. Eldivenlerin kavgası. Şunu bu mesela siz bunları Nurca Aycan'ın taktıklarını Aycan kolluk olarak kullanmıştı. Hani sizin de takacağınızı. Tamam, o değilse niye buna yorum yapıyorsun? Hayır, arkadaşım? Hayır ama siyahından ben ondan ilk bir hafta önce kullandıklarımdan tamam, bahsediyorum. Tamam, onu hatırlamıyorum şimdi. Bile zaten. Yani bu mesela bunları hani ben geçen gün dedim ya, Gülşah bu podyuma bir şey getirip çantayı kıvırdı. Keşke siz de getirseydiniz. Yani ben bunları hani Aycan'ın Nurcan'dan görmüşüm. Olmamıza eleştiri yaptı da. Aynı şeyi söylüyorum. Ben senin söylemeye gerek var mı? Kendimi savundum sadece o konuda. Şimdi o çocuklar çanta olayı farklı bir şey. Bu eldiven olayı yani hep var bir yani. Bir de kesilmiş bir eldiven. Var olan bir şey yani hani. Mesela gömleğin koluna lastik, hani varsayalım, o çok görülmemiş bir şey. İşte, hani bant takılıyor ya. İşte ben de o... Hayır. Yani bu eldivenler yıllardır ama artık... Ama eldiven gibi değildi işte, benimki şuradan şuraya iki tane siyah, birer tane. Ben seninkini Nur Hanım'ın takacağı olarak hatırlıyorum. Ben onları bir sene taktım ya. Trikosu, derisi, o modeli. Ben ilk geçen de trikosunu taktım. Hani kesinlikle bir şeyi. Çünkü niye kullandım? Benim kollarımın burası çok ince buraya kadar. Buradan sonra kalındır. Ayarlamak için hani burası cılız kalmasın diye hep takarım biliyorsunuz. Yani büyük bir şey değil bu ya. Bırakın, boş ver. Geneliniz önemli olan yani. Eldivenler değil. Geneliniz taklit edildi yani sizin. Ama bu eldiven mühim bir şey değil. Bilmiyorum. Zaten Ayşegül'ün bu durumunu da bilmiyorum ben. Bu ne oluyor? Ben inanmıyorum sana. Nasıl yani? Sen niye geçen sezon böyle gelmedin? Yani... Hani birinci sezon. Ben aslında beni normalde dışarıda bıraktığınız zaman da kötü giyinen bir insan olduğumu düşünmüyorum. Sadece dümdüz giyiniyorum. Hani mesela normalde geçen sezon gelseydim üstüne bir şey almadan gömlek ve etek olarak gelirdim. Ama hani bu yarışma demek ki bana bir şeyler katmış. Şimdi ne yapabilirim mi düşünüyorum daha farklı. Onun için. Ama siz bana geçen sezonda hiç rüküşsün demediniz. Sadece dümdüzdüm yani. Hiç renkli bir şey yoktu bende.
Hani siz bana hiç geçen sezonda rüküş dememiştiniz ama hep düzdüm. Ayşegül, seni çok beğendiğimi söyleyemem geçen sezon. Aklımda kalan hiçbir şeyin yok. Aklımda kalan sadece dalgıç kumaşından o elbiselerin. Başka bir şey kalmadı aklımda. Ama bu sene dersen tamam. Bu sene çok 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 iyi geldiğin günler var. Daha normal, daha şey ama geçen seneye kıyasla tabii ki çok iyisin. Her şeyden önce saçların olay yani. Bir düttürü saçlarım vardı. Ha, güzel bir şey söylüyorsun. Burada da takdir ediyorum. Burası diyorsun bana çok şeyler kattı. Bu da tebrik edilesi bir şey diye düşünüyorum. Yani bunu da kabullenmek. Bu hayret, bunu da baş kaldırmıyorsun. Evet. 7. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Ceketin güzel, eldiven fikir olarak güzel. Gömlekte de öyle ama o ekosili etek altında o ince çoraplar, o ayakkabı hiç beğenmedi. Çorabı unuttum bile ben. Yani sen üzerindeki yani aldığın şeyleri eldivene taktın, o kadar modern, o kadar cool görünüyorsun ki. Çıplak yani gibi. Beline kadar, belinden sonra 40-50 yaşında kadın. Ne gerek var bunlar? Yani sen biraz daha şey olmalısın. Sen zaten moda iyice takip ediyorsun. Bir anladığım kadar. Aslında ile. Çorapsız giyecektim ama hani... Çorapsız da bile olmaz. Çünkü o ayakkabı, o eldivenler olmaz. Yani şey, o çantanın kullandığın bütün kombin olarak fazla şey karışık görünüyorsun. İki tarz karıştın yani. Yaşına göre uygun olmadı. Hı hı. Teşekkür ederim. 6. Merhaba. Merhaba. Gülşah, bu podyuma o çanta sapını içine koyarak bir şey kattı. Siz hiçbir şey katmadınız diyorsun ya. Evet, Gülşah'ın bir numarası olabilir. Ama günün başında Nur'un da söylediği gibi ikizler buraya o kadar çok şey kattı ki, bilinçli veya bilinçsiz tekrara giriyorsunuz hepiniz, kendileri de dahil. Sen sadece saldırı amaçlı onları vurabileceğin tek nokta olarak orayı gördüğün için sürekli aynı yerden çalışıyorsun. Yo, onlar kendileri söylüyor. Saldırgansın. Onlar da o yüzden sana o şekilde cevap veriyorlar. Çok şey kattılar buraya. İlk sezonda. Hala bu yakanıza taktığınız broşları, omuzlarınıza taktığınız püskülleri onlardan gördük. Ama şimdi de uyuyorlar Kemal Bey. Şimdi de uyuyorlarsa hepiniz uyuyorsunuz. Hepinizin içinin geçtiği dakikalar oluyor. Uyuyorlar, ne yapalım? Diskalifiye mi edelim? Seni bile etmiyorken. Çok saldırgan buluyorum seni. Yerli yersiz, gerekli gereksiz. Bazen haklı oluyorsun, doğruları söylüyorsun. Agresif de olsa doğrucusun, evet. Ama bazen o kadar boş beleş konuşuyorsun ki sırf saldırı amaçlı konuştuğun çok belli oluyor. Bu kadar onlara saldırılacak bir durum yok ortada. Eteğini, çorabını, ayakkabını hiç beğenmedim. Teşekkür ederim. Gömleğin olsa da olur, olmasa da. Kötü değilsin tabii ki. Teşekkürler.